Merhaba çocuklar. Sizlerle bir önceki videomuzda bardaktan kule oyununu oynamıştık. Şimdi ise sizlerle birlikte hikayemizi okuyalım. Bizim hikayemizin adı ise Su İsteyen Ağaç. Bakalım bu ağacımızın başından neler geçecek, birlikte görelim. Evet, sıcak mı sıcak bir yaz günüydü. Kaç gündür yağmur yağmamıştı. Yerdeki çiçekler, otlar kurumuştu. Sadece bitkiler de değil, hayvanlar da su diye yalvarıyorlardı. Sincap kardeş ceviz ağacının bir dalına oturmuştu. Gölgedeydi. Keyifle taze cevizini yiyordu. Birden "Su, lütfen su!" diye bir ses duydu. Sesi dinledi. Ses ceviz ağacından geliyordu. Evet evet, ses kendi oturduğu ağaçtan geliyordu. "Su, çok susadım. Lütfen su." Bu zamana kadar böyle bir şey duymamıştı. Koskocaman bir ağaç, ufacık bir sincaptan su mu istermiş? Sincap kardeş önce kızdı, sonra sakinleşti, kararsız kalmıştı. Ne dersiniz arkadaşlar? Sincap onu su bulsun mu yoksa bulmasın mı? Su bulsunuz dediniz değil mi? Su isteyene kim su vermez ki? Sincap kardeş ağacın tepesinden çevreye baktı. Yakınlarda su göremedi. Uzaklarda, çok uzaklarda mavi büyük bir su görüyordu. Ama sincap kardeş onun deniz olduğunu, suyunun da tuzlu olduğunu bilmiyordu. "Yok yok," dedi. "Orası çok uzak." Aşağıya indi. Tüm bahçeyi gezdi. Bir damla bile su bulmadı. Bakmadığı sadece bir yer kalmıştı. O da ev sahibinin avlusuydu. Ev sahibine görünmemek için saklanarak ilerledi. Otların arasından baktı. Avludaki çeşmenin çevresi kalabalıktı. Tavuklar, ördekler hepsi su peşindeydiler. Sincap "Gece gelmeliyim, başka yolu yok," diye düşündü. Gecenin bir saati yeniden avluya girdi. Şansından olsa gerek çeşmeye bir hortum bağlamışlardı. Sincap kardeş "Bu daha iyi, yorulmamış olurum," dedi. Hortumun ucundan tuttu. Çeke çeke avludan çıkarttı. Hortum boyuna göre fazla büyüktü. Çekerken çok zorlandı. Bu nedenle de ter içinde kaldı. Ne var ki hortum kısa gelmişti. Boyu yetmemişti. Ceviz ağacına neredeyse tam 10 adım gerideydi. Sincap kardeş de çare mi tükenir? Tabii ki de tükenmez. Minik ellerini kullandı. Hortumun ucundan ağaca kadar uzunca bir çukur açtı. Eyvah, su açmayı unutmuştu. Koşa koşa gitti ve musluğu açtı. Evin köpeği şaşkınlıkla onu izliyordu. Ceviz ağacı o gece suya doydu. Yaprakları eskisi gibi yemyeşil oldu. "Teşekkür ederim sincap kardeş," dedi. Sincap kardeş ağaca sevgiyle cevap verdi. "Asıl ben teşekkür ederim. Senin üstünde yaşıyorum ve cevizlerini yiyorum. Teşekkür etmesi gereken kişi varsa o da benim," dedi. "Bazılarından su bulmasın dediğini duyar gibiyim. Kulaklarıma inanamıyorum. Neden öyle bir şey düşündünüz ki? Merak ettiğiniz için değil mi? Peki o zaman." Sincap kardeş, duyarsız kardeş, kılını bile kıpırdatmamıştı. Ceviz ağacının yakarışlarına, olsa herkese "Bu benim ağacım," diye caka satar övünürdü. Bahçenin sahibi olan insanlar da bir şey yapmamışlardı. O kadar çok ağaç vardı ki etrafta, hangi birine su verebilirdi ki? Sadece avludaki ağaçlarla ilgilenmişlerdi bu yüzden. O sıcak günlerde hiç yağmur yağmamıştı. Sonra ne mi olmuş? Demeyin, olanlar olmuştu işte. Sonunda diğer ağaçlarla birlikte ceviz ağacı da kurumuştu. Ne gölgesi ne cevizleri kalmış. Artık ona kuşlar bile konmamış. Sincap "Ah, ne yaptım ben?" diye dövünüp durmuş. Kendi yeni bir yuva, yeni bir ağaç bulmak için uzaklara gitmek zorunda kalmış. Evet. Sizlerle hikaye kitabımızı okuduk. Su, sincap kardeş ağaca su verirse neler olacak veya vermezse neler olacak diye baktık. Evet, bizden yardım isteyen insanlara yardım etmemiz gerekiyor. Aynı su isteyen ağaç gibi. Sincap ona yardım ettiğinde ağacın yaprakları açtı, yemyeşil oldu. Ama su vermediğimizde ne oldu? Dalları kurudu, yaprakları düştü ve ceviz vermemeye başladı. Bu yüzden de ne oldu sincap? Başka bir yere, yuvaya gitti değil mi? Bu yüzden sizlerden yardım isteyen insanlara yardım etmelisiniz. Thank you.
Anlaştık mı? Evet, ben hikayenizi çok beğendim. Umarım sizler de çok beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.